Bu arada Kadir Bey, Ayşegül Hanım düğünlerde yemek yaptığını söylüyordu. Evet, 60 kişiye, 100 kişiye. Ya öyle bir şey mümkün değil. Tek başına yapamaz mı? Yapamaz. Ya niye biz de şey düğünlerde yemeklere gidiyoruz. Bizim köyde aşçı kadınlarımız vardır ama bütün köy kadınları gider o aşçı kadınlara yamaklık yapar. Ama işte aşçı kadına ben sarar, yaptım der. İçi hazırlar. Aşçı kadın sadece onu yap, bunu yap, şunu yap der. Bütün kadınlar oturur onu yapar. Şimdi öyle yani. Orada aşçılığı yapan kişi mi, yamaklığı yapan kişi mi? Pardon. Yamaklığı yapan kişi. Güneş Hanım'ın deyimiyle yamaklar yardım ettikten sonra Ayşegül Hanım ben yaptım mı diyor. Biraz abartıyor Ayşegül Hanım. Her ben cevap vereyim. Ben hiçbir şeyi abartmıyorum. Muhakkak yardım ediyorlar. İşte şöyle. Mesela örnek veriyorum. Patates yemeği mi yapacağız? Diyelim ki onu tabii ki bir arkadaş bana soyuyor. Evet. Yani ama bu şekilde şimdi, yardım tabii ki yapmak ayrı bir şey, soyup doğramak çok ayrı bir şey. Olur mu canım? O zaman neden beraber yapmış oluyorsunuz, tek olmuyor değil yani. Olmaz. Nasıl olmuş olmuyor? Olmaz öyle bir şey. Ama yok, aşçı tabii oluyor yine. Farklı. Yine aşçı olmuş oluyor işte. Yardım almış, aşçı olmuş oluyor. Yine yapmış sayılıyor. Yok, ben aşçı değilim hanımefendi. Ben sadece ama sevdiğim yok için. Yok yani, yapmış oluyorsunuz. Yemeği yapan kişisiniz yani. Hani yapsı yapmadı muhabbeti yani var da ben sizin için değilim söylüyorum. Evet. Güneş yani Hanım, lezzeti hep birlikte mi vermiş oluyorlar yani? Tabii ki de. Ha yani sadece patatesi soyup doğrayan, başka hiçbir şeye karışmayan kişi o yemeğe nasıl lezzeti veriyor? Onun yağı, tuzu, pişmişi, meyanesi bilmem vesairesine nasıl bir lezzet veriyor acaba? Ya nasıl o oluyor? O zaman demeyeceksiniz 100 kişiye yemek şey yaptık, yemek yaptım demeyeceksiniz. Yaptık diyeceksiniz. Ben evet başlarında baş olarak kaldım diyeceksiniz. Bak, o zaman ben, yardım edenlere de yok saymış oluyor zaten. Bizim köyde kınalarda lokum yapılır. Köy lokumu, cevizli lokum yapılır. Şey yoğurur, fırını yakan hanım yoğurur hamuru. Herkes bir işin ucundan tutuyor. Tabii ki 5-6 tane kadın gider. O hamuru hep beraber ezeriz, sararız, keseriz, tepsilere dizeriz. İçinizden birisi çıkıp ben mi yaptım? Hayır, hepimiz yaparız. İşbirliğiyle beraber yapılır. Peki siz, çok özür dilerim, birkaç göz dediniz anlamadım. Ne için dediniz? Göz ekşitmesi benim rahatsız ettiğim. Ekşitme derken? Ekşitme, bugün tavrınız çok farklı, hiç hoşuma gitmedi. Yüzünüz biraz hiç gülümseyin, biraz somut davranıyorsunuz. Gününüz sizde bize daha iyi davranmanız gerekiyor. Ben sizde de aynı şeyi söylemiştim. Şimdi bakın, sizler de gördünüz. Bir yemek harcıyoruz, yoruluyoruz, geliyoruz. Tabii ki. Şimdi oturur oturmaz siz benim yemeğimi, masamı bırakın. İşte aşçılık demişim, onu demişim, bunu demişim. Sürekli böyle olumsuz şeylerle geldiğiniz zaman insan ister istemez söyledim. İnsan psikolojisidir. Tamam. Bu. Yani şimdi bir emek bu verdikten sonra abartıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Yani ben kimseye yalan borçluyum. Bir şey söyleyeyim mi? Buna açık yani olmanız lazım. Peki Ayşegül Hanım'a kıyasla söylüyorum bunu. Açıklıyorum. Tamam. Zaten ben şu an... Yüz ekşitme sebebi mi? Yok, bunu ben kasıtlı ya da öyle bir şey yapmadım. Yani belki gayri ihtiyar oluşmuştur. Mine Hanım'a yetişkinler mi bakıyor? Mine Hanım'a tiksinerek bakması. O bir tesirat çok çirkin bir laf. Ben görmedim. Katılmıyorum, o lafta çok çirkin bir laf. Ben mimiklere de dikkat ederim. Hayır, kesinlikle gördüm. Öyle bir şey yok. Bir kere tiksinmek görüşürüz. Ne demek? Çok çirkin bir şey yani bu. Ha belki gayri ihtiyarı farkında olmadan yani bir yüzü şey olmuştur. Dedim. Ama böyle kasıtlı böyle şey değil, asla öyle bir şey yok. Bir kere tiksinmek ne demek? Çok ayıp. Hadi bakalım çorbamızın tadına bakalım. Afiyet olsun. Mine Hanımcığım, ellerinize sağlık. Keşke ilk önce peçetelerimdeki yazıyı okusaydınız ya, masa düzenine bekledim. Dikkat ederken ben okursunuz diye sizin için koydum ama ne bir yorum yaptınız ne de okuduğunuzu gördüm. Afiyet olsun. Ne afiyet olsun diğeri. Diğeri. Evet. Ne dememizi bekliyordunuz buna karşı? Aynen öyle. Hani cevap mı vermemiz gerekiyordu peçeteye yazalım? Cevap değil. Hani gördüğünüz her şeyi söylüyorsunuz. Hayır, ya. Onu gördüm, en azından hani zaten bizim için düşünmüşsünüz, hoş bir hareket diyebilirdiniz. Olumsuzları keşke söylüyorsunuz. Keşke siz de dün kahve sunumunda deseydiniz bana. Tek tek konuşursak çok iyi olur. Hep bir ağızdan hiçbir şey anlamıyor. Hani yazılı peçeteye cevap vermemiz gerekiyorsa keşke dün de söyleseydiniz ama peçetenin dili yok. Farklı bir yazı var bakın. Fark etmiyor. Yine sizin için hazırlandı yazıyor ya. Ben de sevgiyle yaptım. Peçeteye yazmadım ama. Ayşegül Hanım az önce ne dedi? Masaya negatif bir şekilde oturdular diyor. Yani peçeteyi yani görmemenizin sebebi. Evet. Her adamın negatiflikten gözünüz kör oldu. Ben peçeteyi gördüm okudum ama cevap vermem gerektiğini bilmiyordum. Yok, aynen gerekmiyor. Öyle. Gerekmiyor. Sadece hani olumsuzlukları söylerken onu da ekleyebilirdiniz dedim. Bu benim fikrim.
cevap ver. İlla ama herkes sizin gibi demedim. Düşünemez ki Ayşegül Hanım. Tabii ki. Hayır, ben Nine'yim, o Yusuf, öteki Nurşah. Hani hepimiz aynı şeyi düşünemeyebiliriz. Tabii ki zaten düşünülmediği için söylenmedi. Ama, yani ama sürekli bizi uyarmanız hiç hoş değil. Sürekli bak, oturdunuz, değil, daha bir şey söyledim. Hayır, oturdunuz. Aa. Önce mantık şey, bana, ben de nasıl dediniz? Olumlu yorum mu yapın dediniz? Saçma yorumlar ha, saçma. İstemiyorum dedi. Evet, saçma şey yaparız, düz de yaparız. Yusuf Bey ama mesela tamam sulara vesairelere ay takılıyor ya, o yüzden dedim bak ben bugün ona takılmadı işte şansınıza. Evet, teşekkür ederim. Bugün kendim çok şanslısınız. İmza atın, imza da atın. Lütfen bunu benim için saklayın. Yok, istek parça değil, ne hatıra olarak saklamasını ben istedim. Hatıra olarak saklamasını evet, istedin. Peçeteye konuştum bu arada, size de peçeteye cevap yazdım. O zaman gösterelim. Ben niye saklayayım peçeteye konuştum? Ellerinize sağlık Ayşegül Hanım. Bana bana değilmiş, peçeteymiş. Gözün kör olmasın. Ellerinize sağlık Ayşegül Hanım. Siz yazacak mısınız? Hayır. Peçeteyle konuştunuz mu siz konuştum, şimdi? Konuştum evet, biraz önce. Geçmiş. O yüzden benim almama gerek yok, size değil peçeteye dedi ya çünkü. Bu arada şunu fark ettim, peçeteyle daha iyi anlaşabiliyormuşum. Ay ne güzel. Gerçekten. Bir paket getirsin, bölümün sonuna kadar siz muhatap olun. Evet, çok evet iyi olur. Yusuf'un peçeteye yazı yazması her zamanki gibi rol çalmak, üste çıkmak, sivrilmek adına yapıyor ama bence çok saçma. Rol falan çalmıyorum. Sürekli bunu söylüyorlar ama altını çizerek söylüyorum. Bu benim doğallığım. Yusuf'un peçeteye yazı yazması bir kere çok saçmaydı. Ondan da ötesi bana dedi ki sana yazmıyorum, peçeteye yazıyorum, onunla konuşuyorum. Yani kendine demek ki onu layık gördü. Çorbayı nasıl buldunuz Yusuf Bey? Tavuk çorbası dediğimizde krema başta olmak üzere krema bekledim. Hayır, bu kremalı bir çorba değil. Tavuk çorbası hayır denildiğinde. Hayır, zerdeçallı, sebzeli tavuk ama çorbası. Genel olarak, zerdeçalı hani var mı? Klişe bir tavuk tamam çorbası olur hayır ya. Hayır, bu çok ayrı bir şey. Şehriye zerdeçalı bekledim, var mı? Şehriye yok. Hayır canım, krema sebze bekledim, çorbası krema beyefendi. Zerdeçallı, sebzeli tavuk çorbası. Siz sizin bana lütfen şunu söyler misiniz? Rica ediyorum. Çorbanın içindeki beni sebze var mı? Beni anlayabiliyor musunuz? Tabii ki çok iyi anlıyorum. Bahsettiğim şimdi tavuk çorbası normal, genel olarak tamam sürekli yapılan tavuk çorbasından çorbası bahsediyorum. Tavuk çorbası diye bakmayacaksınız. Bakın bunun bir adı var. Zerdeçallı, tamam, yorumunuzu katmışsınız, güzel çorbası olmuş. Yorumumu katmadım ben. Böyle yorum bir çorba katılmış var. Yorum katılmış yani. Hı, böyle bir çorba bence var. Bence duymadım böyle zerdeçallı. Olabilir tabii ki. Şehriyesi, kremasız tavuk Yusuf çorbası. Hayır efendim, içinde şehriye olan zorunda değil. Zerdeçallı, sebzeli tavuk çorbası. Evet, tamam, işte zerdeçallı, kırık. Sebzeli sorun tavuk yok ama tavuk çorbası kremasız. Şimdi bu çorbada meyane var. Bu çorbada terbiye var. Ama yoğurtlu bir terbiye değil, farklı bir terbiye. Onların üstüne bir de ben krema koysam. Bak, yükselmeyin, beğenmedim demedim. Bak yükselmiyorum ben. Söyledim. Söylediniz ya, ben de açıklamasını yapıyorum. Şu an ben yükselmedim beyefendi. Tamam, şimdi böyle sanki eleştiriyormuşum gibi ama eleştirmek ama değil. Bu sadece normal klişe mi tavuk çorbası bekledim. Farklı olmuş dedim tamam farkındaysanız. Ya ben söylediğinize cevap lezzet veriyorum. Lezzet olarak, kıvam olarak, ha, bu arada şunu soracağım. But mu kullandınız, normal bonfile yok mi? Yok, but. Ben ha hep but kullanırım. Tutturmuş. Göğüs çok güzel kıvamı da, yoğunluğu da, tuzu da çok güzel. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, beğendim afiyet çorbanızı. Olsun, teşekkür afiyet ederim olsun. Bak başta bunu deseydi niye böyle bir tatlı tatlı atıştın? Şey yapıyorum. Bir hararetleniyorsunuz hemen. Harareti çıkartıyorum, indiriyorum. Peki afiyet olsun. Güneş Hanım. Öncelikle ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kıvamı güzel olmuş. Sebzeler tavuğun kokusunu bastırmış. Gayet lezzetli olmuş. Bana bir kıkırdak denk geldi sadece. Eyvah. Lezzet olarak güzel. Kıvamını da beğendim. Tavuk kokusu olmaması da olmadı lazımdı. Kusura bakmayın böyle bir şeyin. Ellerinize yani sağlık. Yani sonuçta kaçmış. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Varsa kusur bakacağız. Tabii ki bakabilirsiniz. Dur, senden bir şey çıkmadı şimdi. Mina Hanım. Hayır, öyle dedi de. Öncelikle Ayşegül Hanım elinize sağlık. Afiyet olsun. Arkadaşların dediği gibi meyhanesi güzel olmuş. Zerdeçalın tadı geliyor. İçinde kabak ve havuç var zannedersem. Bir de patates var. Patates, hepsi rende galiba. Doğramamışsınız. Ben rendeliyorum, evet. Küp küp doğrasaydınız bence daha şık olurdu diye düşünüyorum. Sizin tercihiniz için ben tercih ediyorum. Bir de meyhanesine yaptığı... Meyhanesine limon katmanızı ya da yanına bir limon koymanızı tercih ederdim. Meyhanesinde limon içinde ama de var, en hissedemedim son üstünde ama de var. Hani şöyle yanına koysaydınız, biz sıksaydık bence sunumda tavuk çorbasına limon çok yakışıyor. Yani ben içine koydum, hani içine koyduğum için aklıma i̇şte gelmedi o yanımda. O ekşiliği alamadım ben hani. Anladım, olabilir. Belki zerdeçalın baharatından dolayı baskın gelmiş olabilir. İyi bir başlangıç limon, davet için. Limon tansiyona da iyi geliyor bu arada. Ondan dolayı istemiştir Mine Hanım. Yusuf Bey ya lütfen. Ama düşürüyor tansiyonu. Benim tansiyonum düşmesine gerek yok. Sen konuşmazsan benim tansiyonum düşüyor zaten Yusuf Yardımcı Bey. Yardımcı da oluyorum ama. Yok olmayın efendim, olmayın. Masanın
ham ev sahibi var yani. Gerek yok. Peki. Ne demiş? Başlangıç için iyi bir seçim mi dedim? Güzel, sevgili. Fena değil, evet. Peki, iyi afiyet olsun. Elinize sağlık. Nurşan. Bana tuzu az geldi ve kesinlikle limon olmalıydı bence. Hiç limon tadı gelmiyor. Olabilir. Ama kıvamı falan güzel. Güzel. Peki, afiyet olsun. Haydi bakalım, ara sıcak gelecek efendim. Üç çeşidimiz var. Evet. Kuru domates mezesi, yanında yoğurtlu semizotu salatası. Evet, bir de enginar dolması. Enginar dolması. Spesiyeli enginar dolması. Enginarları İzmir'den getirmiş hanımefendi. Ve kendim ayıkladım neliklerle.